Türkiye'de olduğu gibi Avrupa pazarlarında da dizel otomobil satışları 2000'li yılların yarısından itibaren ciddi oranda artmıştı. Bugünse rüzgar tersine dönmüşe benziyor. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. 2018 yılında Avrupa otomobil endüstrisinde en büyük değişim hiç şüphesiz dizelin popülerliğinin dramatik düşüşü oldu. 2015 yılı sonbaharında Volkswagen'in Dieselgate ismi verilen dizel araçlardaki hile skandalıyla başlayan bu düşüş, Avrupa şehirlerinin yerel yetkililerinin her gün açıkladığı dizel yasaklarıyla daha da hızlanmışa benziyor. Bu düşüşü gözünüzde canlandırmanız açısından rakamlarla ifade etmek gerekirse, 2018 yılında dizel otomobillerin Avrupa'da pazar payı %36'ya düştü. 2017'de ise bu rakam %44.4 düzeyindeydi. Düşüşü daha dramatik kılansa, çok değil 7 yıl önce dizel otomobillerin pazar payının %55.7'ye kadar yükselmiş olması. 2018 yılındaki %36'lık yeni satışlardaki pazar payı oranı, Avrupa'da 2001 yılına geri dönüş anlamına da geliyor. Ülke ülke incelersek dizel pazar payında 2017 yılına göre en büyük düşüş %13 ile Slovenya'da gerçekleşmiş. Onu %12.4 daralmayla Hırvatistan izliyor. Avrupa'da dizel otomobil payının en yüksek olduğu ülkelerse İrlanda, Portekiz ve İtalya. Marka bazında incelersek dizel pazar payında 2017 yılına göre en büyük düşüşü %14.7 ile Volvo yaşamışa benziyor. Onu %13.3 ile Hyundai izliyor. 2018'de Avrupa pazarlarında model gamı içerisinde dizel satış oranı en yüksek 3 marka ise sırasıyla Land Rover, Jeep ve Volvo. Şimdi Türkiye'de açıklanan kısıtlı veriler eşliğinde dizel pazar payını inceleyelim. Geçmişte sadece ağır vasıtalarda kullanılan dizel motorlar 2000'li yılların ilk yarısından itibaren modernize edildi ve otomobillerde de daha fazla kullanılmaya başladı. Bu değişim elbette benzinin pahalı olduğu Türkiye gibi ülkelerde hemen etkisini hissettirdi. Ulaşabildiğimiz ilk veri olan 2006 yılında dizel otomobil satışlarının toplam satışları oranı %49 seviyesindeydi. Yıllar içinde %54 ile 44 bandında gezinen pazar payı en büyük yükselişini 2011 yılında %62'ye ulaşarak yaptı. Sonrasında ise oldukça sabit bir çizgide devam ettiğini görüyoruz. Son açıklanan 2018 yılı verilerine göre ise dizelin pazar payı %58 seviyesinde. Kısmi bir azalma görülse de bunu büyük bir düşüş trendi var şeklinde yorumlamak zor. Sonuç olarak Avrupa'da bir dizel paniği yaşandığı kesin. Fakat tüm uzmanlar 2017 ve 2018'de yaşanan dramatik düşüşün 2019'da normalleşeceğini ve stabil bir hale geleceğini düşünüyor. Avrupa'da dizelin terk edilmesi yapılan kötü propagandaya bağlanmak istense de aslında gerçek sebep bu coğrafyada hibrit ve elektrikli otomobillerin büyük bir ivmeyle satışlarının artması. Türkiye'ye dönersek, önümüzdeki 5 yıl içerisinde dizel satışlarının dramatik oranda düşmesi pek olası görünmüyor. Bunun iki büyük sebebi var. Mazot fiyatı benzini geçmiş olsa bile hala dizel otomobiller benzinlilerden daha ekonomikler. İkincisi ise Türkiye pazarında henüz hibrit ve elektrikli otomobillerde ciddi bir büyüme görmüyoruz. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Pek çok üretici otomobillerini sadece Türkiye'de satılsın diye yapmıyor. Avrupa pazarlarındaki düşüşü görerek dizel motorlu araç üretmekten vazgeçecek markalar sebebiyle ileride Türkiye'de de dizel motorlu araç seçenekleri azalabilir.